Basın toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün 26 Ağustos Cuma. Bugün tarihi dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Bugün Anadolu'muzun, aziz milletimizin ana haline gelmesine vesile olan ve tarihi altın harflerle yazılmış olan şanlı Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüdür. 1071'den bugüne Anadolu toprakları barış, sevgi ve kardeşliğin merkezi olmuş birlik, beraberlik ve hoşgörü gibi yüce hasletleri bereketli Anadolu topraklarında pekiştiren milletimizin, vatan birliğimizin bu topraklarda eşsiz bir kültür ve tarih mirası olmuştur. Bunlardan ikincisi ise dört gün sonra idrak edecek olduğumuz 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. Büyük taarruzumuzun yıl dönümüdür. Her iki zaferin kazanılmasında şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve bu vatanın bize kadar ulaşmasında gayret gösteren bütün büyüklerimizi minnetle yad ediyoruz. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensuplarımız, geçtiğimiz hafta peş peşe bizi derinden üzüntüye boğan acı haberler aldık. Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve bas sağlığı diliyorum. Bunlar bitmedi. Bu kazalara Rize'de meydana gelen başka bir kazada eklendi ve bu her iki kazada ve Rize'de meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar niyaz ediyoruz. Ama şunu belirtmek gerekir ki özellikle Mardin ve Urfa'da meydana gelen kazaların soruşturulmasının şeffaflık içerisinde yapılması gerektiğini buradan ilan ediyoruz. Evet, her geçen gün yurdumuzda acı haberler gelmeye devam ederken siyasetin ötekileştirilen dilinin sanata ve uzmanlığa doğru gittiğini görmekteyiz maalesef. Son dönemlerde kendilerini toplumun üstünde gören ve toplumun toplumu uzmanlık ve sanat adına ötekileştiren, hakaret eden kişilerin sayısı maalesef artmaktadır. Haddini bilmeyen bu kişiler bilmelidir ki bizim iktidarımızda kimse inancından, düşüncesinden ve dininden dolayı hakarete maruz kalmayacaktır. Çünkü kimse bunu yapmaya yeltenemeyecektir. Deniz bitti ve gemi durdu dedi genel başkanımız. Ve Cumhurbaşkanımız da günler öncesinden şunu söyledi. Hepimiz aynı gemideyiz. Biz de diyoruz ki deniz bitti, gemi durdu. Duran gemi artık gemi değildir. Maalesef Erdoğan iktidarının akıl dışı politikaları nedeniyle Türkiye'miz her alanda dibe vuruyor. İktidarın yönetim tarzıyla tıpkı batmakta olan Titanik gemisini hatırlatıyor bize maalesef. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız 8 yıl önce şunu beyan etmişlerdi. Eğer 8 yıl önceki aldığınız asgari ücretle bugün yumurtadan aldığınız sütten aldığınız peynirden aldığınız ekmekten bugün daha az alıyorsanız bize oy vermeyin diye ilan ediyorlardı. Kendilerine birkaç rakamı sunmak isterim ve sizlere vatandaşlarımıza. Ocak 2021'de asgari ücret ile 1883 tane ekmek alırken, Ocak 2022'de asgari ücretle 1214 tane ekmek alınmaktadır. Soruyorum, 500 ekmeğimizi kim yedi? Yine sizlerle birkaç rakamla e, durumu ifade etmek istiyorum. En temel ihtiyaçlarımızdan zeytin, peynir ve ekmekle devam etmek istiyorum. 2008'deki zeytin fiyatıyla, 2022'deki zeytin fiyatı arasında 20 kat, peynir fiyatı arasında 11 kat, ekmek fiyatı arasında 11 kat, salça fiyatı arasında da 14 kat artış görüyoruz ki bunlar en düşük artışlar olarak aldığımız artışlar. Özellikle çocuk hijyeni, kadın hijyeni konusundaki artışların 200 kat ve 400 kat arttığını ifade etmekten üzüntü duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıyeten çay ve simit hesabı yat yapmayı ve çay simit hesabı yaparken de mutfağın patronu olarak kadınları ilan etmeyi kendine şiar bilinmiştir. Lakin bugün bir çay ve simitin en ucuz 12 lira olduğu bir durumda biz kadınlar mutfağın patronu olanlar çay ve simit hesabı yapamıyoruz. Çünkü mutfak yangın yerine dönmüştür ve mutfağın patronu olan kadınlar diyoruz ki ekonomiyi batırdınız Allah rızası için ve bu milletin ve kendi iyiliğiniz için iktidarı bırakın. Çünkü biz milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi bu işi yapacak birikim ve donanıma sahibiz ve biz milletin menfaatlerini önemseyen kuruluşuz. Ama biliyoruz ki lordlar kamasında oturanlar milletin yıldan yıla değil günden güne fakirleştiğinin farkında değiller. İnsanımız geleceği için birikim yapmakta ne yazık ki acizlik içerisinde ve bunun nedeni de hükümet. Bir ev, bir araba alabilmenin hesabının içerisinden çıkamıyorlar. Sadece o değil, ay sonunun hesabının içinden çıkamıyorlar. Mutfak hesabının içinden çıkamıyoruz. Fatura hesabının içerisinde kayboluyoruz. Aileler bir yandan geçim sıkıntısı yaşarken bir yandan da geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı nasıl okutacağımız ve nasıl yetiştireceğimizin sıkıntısını eklenerek sıkıntılarımız katlanarak devam etmektedir. Bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Bu durum asla ve asla kabul edilemez. Yakın zamanda okullar açılacak. İnsanımız kadın erkek çalıştığı halde çocuklarının masrafını gideremeyecek durumda. Ama hükümet üç çocuk yapın derken sanki toplumu şad ediyormuş gibi davranıyor. Ama soruyoruz, üç çocuğu okutacak, karnını doyuracak parayı verirseniz biz üç değil, beş değil, altı çocuğu da yapacak ve yetiştirebilecek kabiliyete sahibiz. Çünkü masraflar maaşlardan daha hızlı ve daha fazla zamlanıyor. Bir markette, bir kırtasiyede bulunan etiketler her gün neredeyse artış gösteriyor. Her ekiket günden güne, haftadan haftaya yerini zamlı etiketlere bırakırken maaşlarımızdaki zamların artışları ne yazık ki her zaman tartışma konusu oluyor. Sesleri size ulaşmayabilir bu insanların. Ama bizler kırtasiye şöyle dursun, kantine gidemeyeceğini söyleyen çocukların sesini duyduğumuzda yüreğimiz derinden acıyor. Hadi muhalefet yalan söylüyor. Esnaf yalan söylüyor. Emekli yalan söylüyor. Sokaktaki vatandaş daş yalan söylüyor. Ben kitap alamıyorum, soru bankası alamıyorum, roman alamıyorum diyen çocuk da mı yalan söylüyor? Ben okulda karnımı doyuramıyorum diyen çocuk da mı yakalan söylüyor? Ve şunu kabul edin, siz bu ülkede çocuklardan eleştiri alan tek iktidarsınız. Ülkemizi kötü yönettiğinizi kabul etmek için başka bir kanıta ihtiyaç yoktur. Bugün çocuklar ekonomiden konuşuyorsa bu ülkenin batırdığınızın göstergesidir. Evet, yaralarımız çok. Özellikle yaz dönemlerinde mevsimlik tarım işçileri bizim en önemli bakmamız ve görmemiz gereken meseleler arasındadır. Ülkemizin acı gerçeklerinden biri de mevsimlik tarım işçileridir maalesef. Bir aile düşünün, geçimini sağlamak için yıl içerisinde iş neredeyse kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk çocuk bir başka bölgeye göç ediyorlar. Çalışma şartlarının ağırlığından bahsetmeye gerek bile yok. Peki bunca emeğin karşılığı ne? Asgari ücretin altında bir geçim. Sağlık güvencesi yok. Kalacak yer yok. Hatta çocukların eğitim imkanı ...kadınların özellikle hijyen problemleri her birinin katlandığını gördüğümüz mevsimlik tarım işçileri. Bu duruma göz yuman göz siz değil misiniz değerli hükümet? 20 yıllık iktidarınızda attığınız bir adım var mı mevsimlik tarım işçileriyle ilgili? Siz güya yoksulluğu bitirmek için gelmiştiniz, güya yolsuzluğu bitirmek için gelmiştiniz. Maalesef çoluk çocuk, kadın erkek bütün bir ailenin çalıştığı fakat buna rağmen bırakın konforu, bırakın geçinmeyi, insan hakları bakımından sağlık ve eğitim hakkının bile mahrum kaldığı bu dönemin yöneticileri sizlersiniz. Başta kadınlar olmak üzere bütün mevsimlik tarım işçileri siz devlet temsilcilerinden haklarını talep ediyor ve öncelikle diyoruz ki mevsimlik tarım işçilerinin sağlık sigortaları ve e, sigortalarının güvence altına gelin, alınması gerektiğini ve bunun ivedilikle yapılması gerektiğini buradan ilan ediyoruz. Ve sorduğumuz hiçbir soruya cevap aralamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çünkü cevap verecek hiçbir politikanız yok. Evet, Türkiye'nin tablosu her geçen gün karamsara doğru gidiyor. Ama şunu hatırlatalım. AK Parti karamsarlık, Saadet Partisi ise umuttur. Kıymetli milletimiz, üzerine konuştuğumuz bütün bu konular ve ekleyeceğimiz ve ekleyeceğiniz konular bizleri ve sizleri üzüyor. Ancak asla karamsarlığa kapılmayacağız. Bizler doğru adımlar atıldığı takdirde çok kısa bir süre içinde kalkınabilecek bir ülkeyiz. Topraklarımız bereketli, gençlerimiz azimli, insanımız çalışkandır. El ele verdikten sonra, kaynakları üretim odaklı yatırımlara aktardıktan sonra, kamuda israfı bitirdikten sonra, milli gelirin adil paylaşımından sonra bütün millet olarak insanca yaşama kavuşacağımız aşikardır. Çünkü bugün ülkemizdeki yoksulluk değil, yokluk değil, yoksul yolsuzluktur asıl neden. Çünkü bugün ülkemizdeki asıl problem yoksulluk değil, sizlerin yaptığı yolsuzluktur. Bugünkü bu karamsar tablonun sebebi adaletsiz gelir dağılımıdır. Kaynaklarının betona görünmesi ve insanlara, belirli gruplara peşkeş çekilmesidir. Rüşvettir, ranttır, israftır. Millete verilmesi gerekenlerin yandaş holdinglere verilmesidir. Yani bugünkü karamsar tablonun mimari 20 yıldır iktidarda olan ama muhalefetmiş gibi davranan AK Parti'dir. Evet. Bizler bu karamsar tabloyu Saadet Partimizin umut veren politikalarıyla değiştireceğiz. Kaynakları üretime aktaracağız. Destekleri yandaşlara değil vatandaşa vereceğiz. Yani halkımızın yanında olacağız. Tarımda, besicilikte, fabrikada ya da teknolojide üreten kim varsa iktidar olduğumuzda bilecek ki devlet bu işin başından sonuna kadar yanımda olacaktır. Bunun güvencesiyle iş yapacaktır. Bizler üretenin en büyük destekçisi olacağız, yani sizlerin, halkımızın yanında olacağız. Kamuda israfa son vermek en önemli ilk adımlarımızdan bir tanesidir. Milletimizin malı deniz diyerek itibar altına alınan saraylar, son model arabalara, birçok uçak filolarına, kaynakları çarçur edenlerde dur deyip bunlardan olmayacağız. Elbette bizler de itibardan tasarruf etmeyeceğiz. Fakat bizim itibar anlayışımız bu arkadaşlarınkinden farklı. Biz itibarları saraylarda değil kalplerde arıyoruz. Bizim için itibar insanımıza bizimle alakalı sorusu olduğunda evet ben bu arkadaşlarımdan memnun ve razıyım demesidir esas olan. Kazanmak istediğimiz başka bir itibar yoktur. Kazanmak istediğimiz itibar halkımızın refahı ve insanca yaşamıdır. Bizler üreterek gelir elde edeceğiz ve millet olarak elde ettiğimiz geliri israfa ya da yolsuzluğa aktarmayacağız. Geliri halkımız arasında adilce paylaşacağız. İşte bu yüzden söylüyoruz ki AK Parti karamsarlık, Saadet Partisi umuttur. Bizim iktidarımızda esas aldığımız yöntem modeli adil devlet, adil paylaşım yani insanca yaşam olacaktır. Biliyoruz ki topraklarımız bereketli insanımız çalışkan ve üretkendir. Bir iktidar yeter ki aklına koysun. Bu ülkede insanca yaşamı kurmak gerçekten çok kolaydır. Şaşılacak şey ya bu ülkede nasıl düzelecek meselesi değildir. Asıl şaşırılması gereken bunca imkan, bunca kaynak varken bu ülkeyi bu hale nasıl getirdinizdir. Kaynağımızın ve imkanlarımızın kısa zamanda düzlüğe çıkması için gayret yeterlidir. Ve geleceği gören halk için politika yürüten siyasi parti yani Saadet Partisi yeterlidir. Her sözümü ger sözümüzü gerçekleştiren farkında olarak ve başaracağımıza yürekten inanaraktan söylüyoruz bunları. Bunlar kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini daha önce yaşadık ve bundan sonra da yaşayacağız. Ülkemizin insanca yaşamı hep birlikte kurmak dileğiyle bütün milletimizi saygı, say e, ilgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.